Dolayısıyla ben ortak olamam. Esnafımız yaralanmadan nasıl sorunu bertaraf ederiz? Bunun amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Şu esnafı kışkırtacak olsak, daha bu altyapı yakılırken 50 defa, ki ben esnafıma müteşekkirim ve bunu da her seferinde söylemişim ve kendileri takdir ederler. Benim esnafım, aman arkadaşlar susun, daha iyi olacak, şu olacak, böyle olacak, sabredin. Bunu defa kez arkadaşlar demişlerdir. İşte burada dolmuşlu arkadaşlar oradadır. Abi emret bağlayacağız, biz usandık. Ki yani sizler bir nebze çektiniz, dolmuşlu arkadaşlar çok daha sizden fazla çekti. Yani belli hatlar ki tamamen mağdur kaldı. Tamamen çalışamaz hale geldi. Biz buna rağmen bile esnafımıza dedik bu daha iyi olacak. Sabretmemiz lazım, beklememiz lazım. Ben esnaf arkadaşlarımdan müteşekkirim bu konuda. Hepsi pek abi dediler. Kafalarını yere eğdiler ve belirtilen güzergahlara göre de hareket ettiler. Aynen bu şekilde oldu. Bunu Camii Caddesi'nin E5'ten itibaren giriş olmayacağını, çıkış olmayacağını beyan etti. Eyvah eyvah dedim ya. Tepe mahallelerin, Esentepe, Yıldırımtepe, Dumlupınar, Muradiye mahallelerin ana arteri. Yani başka çıkış alternatifimiz yok. Bir çıkış alternatifimiz Pınarbaşı Caddesi, bir burası. Şaka mı yapıyorsunuz dedim. Söz konusu pekala dedim. Buraya hizmet veren toplu taşıma araçlarımız var. Mesela buraya hizmet veren bizim Yıldırımtepe araçlarımız var. Bunlar nereden girecek? Abi kanal boyu var bir bir de acilin ora var. Dedim şaka mı yapıyorsunuz ya? Yani şaka mı yapıyorsunuz bunları? Velhasıl birkaç şey gördüm. Ona keşmekeş. Şimdi ortaokul talebesini taşıdığımız var, ilkokul talebesini taşıdığımız var. Çocuk okuldan iner inmez elinden kopacak karşıya geçecek. Veya sen önlemini alacaksın, çocuğu karşıya geçirme yollarına bakacaksın. Evet. Velhasıl okul zil çaldı, çocuklar şeyden çıkacaklar, okuldan çıkıp arabaya binecekler. Biliyorsunuz çocuklar heyecanlıdır. Doğru geçecek. Doğru geçecek. Yani her ne kadar bizim rehberimiz o çocukları toparlamaya çalışsa bile aradan bir tanesi zıplayacak, geçecek. 11. ayda bitmiş bir karacığım bana görüş soruyorlar. Kardeşim değişecek, değiştirecek misiniz? Yok değiştirmeyeceğiz. Biz sizin 14 tane hatlarınızı toplayıp her birine ayrı ayrı cevap verecek. Doğrudur, her birine ayrı ayrı cevap verecek. Sen bunların görüşünü al. Peki değişecek mi? Görüşlerini aldım. Değişmeyecek. Değişmeyeceksen bana niye görüş soruyorsun ya kardeşim? Niye soruyorsun bana? Ben zaten her gün arkadaşlarımla görüşüyorum. Her gün istişare halindeyiz biz. Onların fikirleri, benim fikirlerim onların fikirleri. Ben ekstra bir şey katmıyorum. Eksiğim varsa onlar tamamlıyor. Onların düşünmedikleri varsa paylaşıyorum. Yani ama lakin sen işi bitirmişsin. Bana görüş soruyorsun. Kusura bakma. Bana resmi yazacaksın diyorsun. Sen bana resmi yazınla görüş sordun mu? Yok. Sormamışsın. İşi bitirmişsin. Bana görüş sordun. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Temennim olur ki şu alınan kararlar inşallah düşündüğümüzün çok daha hayırlısı olur. Ama ben hiç öyle olmayacak kanaatindeyim. Söz konusu sorunları kesinlikle dile getireceğim. Dile getirmekten de çekinmeyeceğim. Çünkü bu memlekette yaşayan bizleriz. Bu memleketteki yollardan ekmek yiyen bizleriz. Biz düzgün çalışmak istiyoruz. Biz esnafımız olarak vatandaşlara, bizden hizmet alanlara sağlıklı hizmet vermek istiyoruz. Biz talebelerimizi emin sari şekilde götürüp getirmek istiyoruz. Şu an değişmesi, sevinçlisi çok kötü.